Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qaynamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Rusya bilen Xitay Yaponiya denizide manevr başladı. Taratqular Rusya bilen Xitayning Yapon denizide deniz armiya manevri başlığanlığını aşkarlığan. Rusya axborot agentligi Rusya Tinch okean filoti amaldorlarining sözü naql qilib bildirishcha, Rusya bilan Xitay 21 avgust Yaponiya dengizida deniz armiya manevri boshlagan. Rusya axborot agentligi Tinch okean filoti amaldori Rusya Tinch okean filoti va Xitay deniz armiyasining birlashma harbiy paroxod adreti Vladivostokdan yo'lga chiqib, Rusya Xitay shimoliy hamkorlik 2024 deniz armiya manevri o'tkazmoqda degan. Xabarda yana manevrning havo mudofaasi va suv osti kemasiga qarshi qurollarni ishlatishni o'z ichiga oladiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya bilan Xitoy bu oy ichida birlikda boshqarilgan bomba va zambirak o'qi etish mashqi qilgan. Bu dengiz armiya manevri 2024 ning bir qismi bo'lib, Rossiya prezidenti Putin buni Tinch okeanda Amerikaga qarishtirish harakati deb atagan. Bu xabar Rossiya va Xitoyning harbiy hamkorligining kuchayotganligini ko'rsatadigan bo'lib, Yaponiya va Amerika qatorliq boshqa davlatlarning diqqatini tortib, rayondagi kuch tengpunligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Putinning bu manevrini Tinch okeanda Amerikaga qarishtirish harakati deb atishi Rossiya va Xitoyning Amerikaning dunyo miqyosidagi ta'siriga qarishtirish strategiyasining bir qismi ekanligini ko'rsatdi ekan. Bu vaziyat xalqaro munosabatlarda bo'libmi Tinch okean rayonidagi kuch selishtirmasida yangi o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Jurnalistlar Sharq Turkiston masalasi uchun bir yerga to'plandi. Türk ve Arab axborot vositalari, televiziya kanallarining vakillari ve muhbirlari Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini birinchi qo'l manbadan ko'zlashni tashabbus qilish haqida bir yerga jam bo'ldi. Faoliyat aloqa munbirining qo'llashi xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining sohibxonligida 21-sentabr Fatih Nasli Shah Sultan Madaniyat markazida o'tkazilgan bo'lib, yig'ilishga o'xshamagan axborot organlaridan 40 dan ortiq jurnalist qatnashdi. Yig'ilishda oldi bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon ichili so'zi qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatini kuchli kun tartibga keltirish uchun axborot vositalarida o'rin olishi kerakligini ta'kidladi va muxbirlardan bu masalaga ahamiyat berishni talab qildi. Hidoyatulla O'g'izxon so'zining oxirida yana Sharq Turkiston masalasini ummatning masalasi sifatida tunishi kerakligini, Türk dünyasının bu meseleye qayrındaşlıq noktasından ahmiyet birişini ümit kıldığanlıqını, Garip devletlerinin bu meseleye iki çıkışını tədür təşviq qilishi arqalıq, Şərq Türkistan'daki irqi qırğancılıqını yox dəb qarmaslıq kerakligini bildirdi. Alaq Supsi reisi Yusuf Ziya Çatakli əpəndi söz qilib, Palestin meselesi ve Şərq Türkistan'da yüz bir vatqan paciyelerinin asasen oxşaş vaqtı başlanğan ve qanavatqan iki yarı işgallikini Şərq Türkistan xalqi Xitayning bastırışları yoqab ketayotganligini, bu jarayonda necha milyon adamın qatli am qilinganligini, bu ahvolni dünyanın köp kısmı bilmeydiganligini, iğir bastırış içinde qalgan Şərq Türkistan xalqining avazini axborot organlarining anglatishining muhim işgallikini bildirdi. İstiklal Televiziyasının Türkçe bölümü mesulü Diktor Muhammed Ali Atayurt İstiklal Televiziyasını tanıştırıp, növbette Şarkı Türkistan'da Uyghur halkının fikir, ifade erkirliki, metbuat ve neşriyat erkirlikinin qat'i yokluğunu, özünü ifadeleyen toluq müstakil metbuat neşriyat organının mı yokluğunu, Şarkı Türkistan davasının kancılık, ilgisiz ve iğir ekvalda kalgalıqını, İstiklal Televiziyasının Şarkı Türkistan halkının avazı buluş üçün tırışçalıq görüstüp gelgelikini bildirdi. O yana İstiklal Televiziyasının Xitayning türlük hücumları şikayetlerine duç gelgelikini, Xitay istiklalını uçuk aşkarı nişan kılıp görüstüş qatarlıq vasıtlar bilen çet elge uzargan qarı qolu bilen toz qolu kılıp gelgelikini, ama istiklalının qatmaqat tosalğılarına qarmay devamlıq Şarkı Türkistan xalqının avazı bulup gelgelikini, axborot xodimlarining ishonchiga erishganligini, bu sohada barliq axborot xodimlari bilan turlik hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Sharq Turkistonda yuz berayotgan inson huquqlari dafsandichiliklari haqida tadqiqot olib borgan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zish jamiyatining dokladchilaridan Fayza Pinar Qilich Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini inson huquqlari dafsandichiliklari haqida tayyorlagan dokladni o'qib o'tdi.
Yaponiya bilan Xitoyning munosabati qattiq keskinlashdi. Xitoyning Shenzhenda yuz bergan yaponiyalik bir o'smirning hujumga uchrash vaqasi Yaponiya-Xitoy munosabatini keskinlashtirayotgan bo'lib, Xitoydagi yaponiyaliklar andishiga tushgan. Yapon korxonalarimo Xitoydan chekinishni tezlatishi mumkin ekan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha 18-sentabr Xitoyning Shenzhen shahrida 10 yoshlik yaponiyalik bir o'g'il bola yaponiyaliklar maktabi sirtida 44 yoshlik bir Xitoy tarafidan pichoqlab o'ldirilgan. Bu vaqa Yaponiya bosh vaziri va tashqi ishlar vazirining kuchlik andisini qo'zg'abli qolmasdan yana Xitoydagi yaponiya jamoatining vahimiga tushishiga sabab bo'lgan. Ba'zi yapon shirkatlari buning turtkisida xodimlari va ularning oila tabiatlarini chekindirishni tezlatishi mumkin ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Shenzhenda 5 yil yashagan bir yaponiyalik tijoratchi Amerika vazirining ziyoratini qabul qilib, Shenzhenda bunday qo'rqinchli va rahimsiz voqeaning yuz berishiga ishonchi kelmaydiganligini bildirgan. U yana muxbirga bu voqea yuz berishdan burun Shenzhenda nihoyatda tinch shahar deb o'ylaydim. Bo'libmi, yaponiyaliklar maktabi joylashgan rayonni eng boy va bexatar joy deb qaraydim. Shunga bu qatimqi voqea meni va Shenzhenda yashayotgan yaponiyaliklarni qattiq cho'chitdi. Bu vaqa mening ruhiy holatimga ta'sir ko'rsatdi degan. U yana muxbirga o'zining Yaponiya shirkatida ishlash uchun Xitoyga kelmaganligini, balki Shenzhenning tijorat sohasidagi avvatligi va fursatga to'lgan janubiy shahar ekanligini ko'zda tutib kelganligini, o'zining 2019-yili yolg'iz Shenzhenga kelib tijorat boshlaganligini, o'z vaqtida bu yerni erkin ham bexatar shahar deb qaraydiganligini, ammo bu qatimqi vaqa uning ishonchiga qattiq zarba berganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea yuz bergandan keyin Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida va tashqi ishlar vaziri Kamikawa Yoko kam uchraydigan qattiq bayonotlarni e'lon qilib, bu harakatni pastkashlik deb atagan hamda Xitoy tarafidan bu masalaga tushuncha berishini talab qilgan. Yaponiya tashqi ishlar vazirining muavin katibi Okano Masataka jiddiy holda Xitoyning Yaponiyadagi bosh elchisi Wu Jianhao'ni tashqi ishlar vazirligiga chaqirtib, voqeadan qattiq andisha qilayotganligini bildirgan. Hamda Xitoy tarafidan yaponiyaliklar maktabining atrofidagi bexatarlik tadbirlarini kuchaytirishini talab qilgan. Yaponiya hukumatining bu kuchlik inkasi voqeaning jiddiyligini va ikki davlat orasidagi munosabatga bo'lgan ta'sirining og'irligini ko'rsatib berdi ekan. Bosh vazir va tashqi ishlar vazirining pastkashlik degan so'zni ishlatishi Yaponiya tarafining bu voqeaga bo'lgan qattiq noroziligini ifodalab bergan. Bu voqea Yaponiya-Xitoy munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi diplomatik keskinlikni kuchaytirib, Xitoydagi yaponiyaliklarning xotirjamligiga ta'sir ko'rsatishi, hatto Yaponiya korxonalarining Xitoydagi mablag' silish planlariga ta'sir yetkazishi mumkin ekan. Erdo'g'on Amerikadagi uchrashuvlarini boshladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan BDT'nin 79. növetlik umumi kengeşige katnışı üçün Amerika'nın New York şehrige yetip berip, uçuruşlarını başladı. Türkiye Avası Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Prezident Erdoğan, New York'taki Türkiye öyüde Albaniya Başministeri Edir Rahman'ın ziyaretini kabul kılgan. Erdoğan uçuruşta İsrailiyanın bulup mu Gazze Katarlıq Palestin ziminde elip bargan kırgınçılıkının rayonun şunlıqlı yarışarının tınışlıqı ziyan seyli vatqallıqını eytkan. Erdoğan, eğer dünyadaki devletler tınışlıqını asas kılıp birlikte hareket kılsa, İsrailiyanın toxtaşqı mecbur buluduğallıqını bildirgen. Erdoğan yana pikir organları vekilleri bilen yumalaq üstel yığınıqı katnaşkan ve yığından keyin Sırbiya Prezidenti Aleksandr Vučić bilen körüşken. Uçuruşta iki taraf münasibeti rayon ve halkaralıq meseleler müzakere kılıngan. Prezident Erdoğan, eğer İsrailiyanın tokunuşunu pütkül rayonu kengeytiş urunuşu tosup kılınmağın takdirde, dünya tınışlıqının tihamı çoğun xatırgı doşkiladığallıqını eytkan. Fidan İsrailiya tarafdarı taratqularının saxta uçurlarına taqabıl duruşunun muhimliğini ta'kidledi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan Birleşken Devletler Teşkilatının 79. növetlik umumi kengeşi yığınıda Amerika'nın New York şehirde ötküzülgen İslam Hemkarlıq Teşkilatı ve Arab Elleri İttifaqı Gazze Alaqı Grupisi Tashqi ishlar ministerleri yığınıqı katnaştı. Fidan yığındaki sözüde noyabirdin buyan İsrailiyanın irqi qırğınçılıqını toxtuş
ve Palestinlik puhralarga qaratılgan devamlaşıvatgan hücumlar doğrusida xalqara cemiyatının sergeklikini aşırış üçün kollardın kilişçi tirişallıqını bildirdi ve bu haftadaki yığını ceryanıda ötküzüldüğün ayrım yığın ve söhbetlerde dikkatini Palestindeki piçak tığıda keskin vaziyet ve onun xatirlik akıbetlerine merkezleştiriş kereklikini təkidledi. Fidan İsrailiya tarafdarı akhbarat vasıtlarının saxtı uçurlarga taqabıl duruşunun muhimliğini bu xil xata uçurlarının işgaliyetini müstehkemleş üçün kullanılgalıqını bildirip, xalqara kanun bizden tarifimizde, növetti bizden ortak tirişyalıqımız ve Palestinliklerinin karışlıq körüstüşü neticesi de Palestinin umumi kenaşlı bir uğrunduğu barit digerlerini kayıt kıldı. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.